Asılsız iftiradan ötürü çok etkilendim. Çünkü bu tarz şeyi o an kaldıramadım. Evet, belki daha profesyonel bir şekilde hareket edebilirdim. Ama yapamadım. O anki duygum ona el vermedi. İçimden yapamadım onu, tutamadım kendimi. Yaralandığını fark ettim ama evet, çok yaralandım sen çünkü sahneyi bayılmamak biraz için. bilen birisin. Yanlış söylemiyorum, değil mi? Evet, ama ben saygı konusunda çok hassas bir insanım. Ama sen en büyük saygısızlığı o zaman jüriye yaptın, bana yaptın, seyirciye Ama yaptın. ben bayılacak gibi oldum. Yani orada İzin ben istersin. kendimi, ama işte onu yapamadım. Yani onlar çıkamadı benim ağzımdan. Onu bile O cüm, göremedim evet diyorsun. onu bile göremeyecek. Şu an bile titriyorum anlatırken. O iftiraya inanacaklarını düşünüp kendimi yıktım yani. Yıktım. Anladım. Evet, yıktım. Kendi kendimi yıktım ama Yoksa sen Sibel inanacaklarını Arna kim, Umut Eker kim? Onlar benim karşımda jüri olabilirler mi gibi bir laf etmedin. asla öyle bir şey mümkün Öyle bir mü? şey yok. Asla. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama ben kendimi o an yenik düştüm. Ben buraya beni yani tabii ki saygı duyuyorum söyleyecekleri her şeye. Beni onaylayabilirler, onaylamayabilirler. Ama ben burada gelip kendimi ifade edemeseydim eğer ben evde kahrolacaktım. Kendimi ifade edemediğim için. Seni anlıyorum fakat bir taraftan inanıyorum ama bir taraftan da anlam veremiyorum. Neden, neye anlam veremiyorsunuz? Bana inanıyorsanız İnan gerçekten anlam vermekte neden zorlanırsınız ki? Ya da neden öyle bir kanıya düşesiniz ki? Çünkü bazen belki kurmuş olduğun çok baskın cümleler gerçek cümleler gibi Biraz gelmiyor bana. baskın bir karakteristik yapım var. Belki de ondan ötürü öyle anlaşılıyor olabilirim. Olduğu gibisin. Yani arkadaşlar, Serpil sizce arkada da buradaki gibi mi?